Beyza Gelin mutfağını siyah, beyaz ve gri tonlarında dekor etmiş. Mat beyaz leke country stili dolaplara siyah rustik kulplar çok yakışmış. Füme rengi, raf ayaklı portatif tezgah hem kahve köşesi hem de yemek masası olarak değerlendirilmiş. Avize yerine mini asma tavan ve 2 adet spot ışık tercih edilmiş. Siyah çerçeveli spor yolluk tarzı olarak doğru bir seçim. Gri grek tüller mutfağa uygun olsa da ocağa çok yakın olduğu için yangın tehlikesi içerebilir. Bizim yorumlarımız bu kadar. Bakalım gelinlerin yorumları ne olacak? Mehtap ve Sultancı mutfağıma hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bugün size şöyle bir pratik yöntem göstermek istiyorum ben de. Dün biraz Eda'dan esinlenerek ben de bugün göstermek istedim. Biliyorsunuz ki patates kızartmak hepimizin sorunu. Kızartsak mı kızartmasak mı kararsız kaldığımız bazı durumlar oluyor. O yüzden benim bugün size yağ sıçramasına karşı aldığım bir önlem var. Onu göstermek istiyorum. Tabii yine temizliyorum ama yine de olsun. Şurada görmüş olduğunuz gibi patatesim var. Nişastasını akıtıyoruz bunun. O yüzden en az bir yarım saat beklemesi gerekiyor. Şimdi bunları süzeceğim. Sen onları süzerken ben bir şey söylemek tabii istiyorum Beyza'cığım. Tabii canım, söyleyebilirsin. Dün de aynı şekilde arkadaşımızda gördük fırın temizleme. Bugün patates kızartma. Evet. Neden böyle bir şov yapma gereğinde bulunuyorsunuz acaba? Bu programı bazı ev hanımları da izliyor biliyorsun ki. Hem evet, size hem onlara faydası olsun diye düşünerek böyle bir şey yapıyorum açıkçası. Yani patates aslında herkes kızartır diye düşünüyorum. Çok zor tabii olmamalı. Tabii ki de patates herkes kızartır ama yağ sıçrıyor ya sen evet, yağ sıçratmadan mı yapıyorsun? Evet. Nasıl ben önlemimi aldım yarın görürsün. Sıçrasa da önemi yok. Hadi bak. Evet. Çok merak ettim şu an ben bunu. Bu arada bunu nasıl yaptığımı anlatıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle streç polyu alıyorum. Daha sonrasında böyle açalım. Bu zaten bildiğiniz gibi şöyle adezyon etkisiyle yapışıyor. Beyza'cığım bu arada mutfağını yorumlamayalım diye yani bizi oyalıyor gibi görüyorum ben ama. Aslında size burada pratik bilgiler vermeye çalışıyorum. Artık böyle pratik bilgilere gerek yok yani. Pratik küçük ev aletleri var. Onları kullanmanı tavsiye ederim. Mesela yağ sıçramasın diye ne kullanıyorsun? Airfryer kullanabilirsin. Ben açıkçası airfryer pek kullanmayı sevmiyorum. Hatta bende de var ama tercih etmiyorum. Hem tadını beğenmiyorum. Yani bir mesela tava tostu yediğimiz tost var. Bir de mesela böyle bastırdığımız tost var. İkisinin tadı farklı bir şey. Evet, onu ben de kullanmıyorum. Bir yandan patatesleri de kızartayım. Çok zaman harcıyor. Ben bunu yapana kadar, patatesleri kızartana kadar benim eşim isyan bayraklarını açar. Açık ve net söyleyeyim. Canım buna katılmıyorum. Çünkü yani bunun neyini bekleyecek ki eşin? Yani çok zaman harcadın. Gördük yani onu. Ama ben bunu kızarırken de yapabilirdim. Şu an elbisemden dolayı yapamadım biliyorsun ki. Yoksa normalde yaparım zaten. En başta bunu sererim. Ondan sonra koyarım. Ya da bu yana arken onu da koyarım. Bence şey böyle bir şeye gerek yok yani. Yağ sökücü de kullanabilirdin. Tabii ki hani de sonrasında bir çözüm temizliyorum. Değil yani. Ama hani en başında bir aldığım önlemi göstermek istedim. Bu arada bu benim yöntemim değil. Ben bunu internetten gördüm. Sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederiz. Mantıklı mantıksız artık ona siz karar vereceksiniz. Beyza'cığım sen kızartmaya devam et. Biz orada mutfağını yorumlayalım istersen. Evet. Öncelikle ben masadan başlamak istiyorum. İki gün koyu bir mutfak gördük. Gerçekten evet, daraldım koyu. Evet. Açık beyaz. Hı-hı. Çok hoşuma gitti dolapları. Çok ve sevindim. Koyu kullanman masayı benim çok hoşuma gitti. Çok ve sanırım rafları da var kullanışlı. Evet. Mutfağın da dar olduğu için bence çok güzel uyum sağlamış. Ben masanı beğendim. Bu bir tezgah aslında ama biz bunu masaya dönüştürdük. Evet, bu şekilde. Çünkü kullanışlı olmasını istiyordum. Dediğim gibi mutfağımda çok fazla alan yok. Ben de bunu bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Normalde burada bunların sepetleri de var. Ama işte yani ürünler, markalar vesaire görünmesini istemediğim için onları çıkarmak istedim. Çok bu güzel şekilde. Bir seçim. Sen nasıl buldun Sultancığım? Masan güzel, evet renk uyumun da güzel. Hı-hı. Ama benim bir şeye değinmem gerekiyor. Tabii değinebilirsin. Perden evet. Limon filesine benziyor. Limon yani, filesine mi evet, benziyor? Limon filesine benziyor. Senin yani sanki yatılıdağında da böyle bir şey daha yok muydu? Hayır yoktu, o tüldü. Emin misin? Bu farklı bir renge girdiğinde inan çok farklı bir görüntü yaratıyor bence. Ama işte ben onun için gri tercih ettim. Ve ben hiç şık bulamadım. Anladım. Ve burada gold kullanmışsın, kaşıklarını gri yapmışsın. Mesela o bence güzel bir görüntü değil. Anladım. Yağlarının yani yağdağınıkların da bence hani uyumlu görünüyor ve tezgahın çok karışık. Sepeti koymuşsun, ekmek sepetini koymuşsun oraya.
Hani ekmek sepeti sürekli orada ayağının altında mı duruyor? Yani elinin altında mı duruyor? Sultan, bu konuda sen yorum yapmamalısın bence. Ne için mesela? Senin çok düz bir mutfağın vardı. Evet. Bence böyle renkli, yani gold'la ahşap olsun ya da metal olsun. Neden uyum sağlamasın? Seri kahve makinenin yanında da cam şeyler vardı hatırlarsan, saklama kabı tarzında bilmiyorum, top öyle şeyler vardı. Evet. Ama diğer tarafta mesela porselen vardı. Peki. İşte olabilir. Ama onlar farklı bölümlerdeydi. Sen farklı fark bölümlerdeydi belki. De yani benim alanım bu kadar maalesef. Anladım. Beyza, patatesleri kızartıyorsun. Evet. Sofranda da patates görmek istiyorum. Bana getirirsen gerçekten çok sevinirim. Tamam. Evet. Seve seve getiririm. Ben afiyetle. Masanın fiyatını öğrenmek istiyorum. Masanın fiyatı 9500 TL. 9500. Evet, ve bu sene evlendiğimi unutmayın lütfen. Bence biraz fazla fiyat ödemişsin. Yani ben buna katılmıyorum açıkçası. Çünkü çoğu mutfak masasına bakarsan bu fiyata hiçbir şekilde böyle bir şey bulamazsın. Sandalyeler de dahil miydi fiyatın içine? Sandalyeler ayrı. Sandalyelerin fiyatı yaklaşık 1500 TL diyebilirim. Anladım. Perdenin fiyatını öğrenebilir miyiz peki? Perdemin fiyatı da 4000 TL diyebilirim. Sultan, ben sana bir şey sormak istiyorum. Vücudun falan çok kızardı. Acaba altınlar alerji yapmış evet, olabilir mi? Alerji evet yapıyor. Allah. Çıkar bence altınları. Yok, alerji yapıyor çünkü sende. Öyle gayet iyi. Yani alerji yapsa da ben hiç kırılmıyorsun ama kıpkırmızı oldu. Birazdan geçer. Kızardın, morardın sanki acaba... biraz. Neden? Yo, senin de gayet, senin de o şekilde yani. Nasıl? Senin de alerjin hayır. Varsa. Acaba sizin birbirinizde mi alerjiniz işte yok yani. Var kızlar? Evet. Sultan, altınlarından dolayı nazar değmiş olabilir mi sence? Olabilir. Bence olamaz çünkü ilk gün de aynı şekilde orası kızarıktı. Gözünüz kalıyor demek ki bende. Senin o yüzden normalde de bu şekilde zaten kızarıyorum. Senin normalde de oluyormuş. Herkesin mi gözü kalıyor sende? Evet, büyük ihtimalle nazar diyelim. Ya, ama sen renkli gözlüsün. Aslında senin nazarın değer. Benim değmez. Ben renkli gözlü değilim çünkü. Hele bugün göz makyajıyla zaten ben bayıldım göz makyajına. Görüyor teşekkür musunuz ederim, detay Allah. Evet, benim de hoşuma gitti göz makyajın. Hanımlar, altınlar, makyajlar falan konuşulduğuna göre yorumlarınız bitti herhalde. Evet, bitti. O zaman siz birazcık dinlenin, diğer gelinlerimiz mutfağı yorumlasın. Tamam. Gelin evi benim için özel bir program. Ben de bu özel günümde takılarımı takmak istedim. Her kadının takmak istediği gibi. Zaten normalde gündelik hayatta kullanmıyorum takılarımı. Kim istemez ki şık olmayı? Evet, mutfağıma hoş geldiniz. Eda hoş Nur bulduk, ve Zeynep'ciğim. Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii canım. Karnın mı acıktı? Patates kızartıyorsun da şaşırdım açıkçası. Size ben bugün bir tüyo vermek istedim. Senden esinlendim. Ev hanımlarına evet, destek olsun diye. Hem size göstermek istedim hem izleyicilerimize göstermek istedim. Malum biliyorsunuz patates kızarttığımız zaman yağlar sıçrıyor her yere. Uğraşıyoruz. Evet. Hatta bazen bunun için vazgeçiyoruz, yapmayalım kalsın ya da fırına atıyoruz, geçiştiriyoruz diyebilirim. Ben de bunun için internette bir yöntem gördüm. Bunu size göstermek istedim. Buraya streç polyo sarıyorum. Evet. Bu malum, az önce yanlış söyledim ama kohezyon kuvvetinin etkisiyle yapışıyor. Yapıştığında da gördüğünüz gibi böyle bir yağ sıçradığı zaman buraları sıçrıyor kızlar. Tabii buraya da bu arada koyabilirsiniz ama ben şu an size kısa bir şekilde göstermek istediğim için nasıl yapıldığını böyle sergilemek istedim sizlere. Bence mantıklı yani. Dün beni de yanlış anlayanlar evet, oldu. Evet, evet. Ama ben çok güzel bir şey. Seninkiniz. Evet, beğendim yani. Güzel bir şey. Sen evet, ne düşünüyorsun canım? Ben de aynı şekilde düşünüyorum Beyza. Tüm Türkiye'nin mutfağı gayet temiz kalacak, yağlanmayacak. Harikasın. Bayıldım. Ben bir şey İnanın sormak canlı istiyorum. İnanılır canlı gönülden. Efendim canım. Dün benim mutfak dolaplarıma karışık dediler ve evet, seninle benim şu an aynı olduğunu görüyorum. Karışık dendi ama şöyle sanırım sana denmesinin sebebi orada şey vardı. Antrasit mi denir ona? Antrasit tonda bir şey vardı. Burada çok farklı bir renk vardı. Ondan denmiş olabilir. Bir de patik mutfak vardı. Ben patiyi güzel bulmuştum ama. Sadece evet, kulpları, canım. Kulplarımız da aynı. Hı hı. Aynısı yani karışık buldular burada hiçbir yorum yapmayı beğendiler. Ben aynısı olduğunu düşünmüyorum. Sen düşünüyor musun bilmiyorum. Bence aynısı. Aynı mı sence bizim tez şeylerimiz, mutfak dolaplarımız ya da yani, bir karışıklık var mı sence? Benzer diyelim. Evet benzer. Sadece, evet ortadaki cam detayları şey seninkisi buğulu cam, hı hı, onunkisi görünen füme evet, camdı. Ha, sebebi bu olabilir diye evet, düşünüyorum. Göründüğü yok, için bir karışıklık desenli olmuş olabilir de çok mi? Şey yani Eda'nın hocam senin mutfağını, mutfağındaki karışıklık ara fayansın bayağı karışıktı. Burada ara fayansım düzdü benim. Düz müydü? Çok az siyah çizgiler vardı. Az yani olunca öyle mi oluyor? Olsa. Anlamadım da.
Neyse hayatım, seni mutfağımla yorumlamıyoruz zaten. Sadece onu söylemek istedim. Benimkiyle bence aynı. Karışık da değil. Kendim de kullandığım için iyi, güzel yani. Beyza, ben yorum yapmak istiyorum mutfağınla ilgili. Ediyorum. Önce halından başlayayım. Tamam. Halını evet çok beğendim. Gayet güzel. Buraya da uymuş. Fakat yine beyaz bir halı. Evet. Benim evimde de bunu göreceksiniz. Evet. Ama bence hanımların kara yüzü bu. Hemen ben şunu söyleyeyim sana, bir nokta koymak istiyorum. Bu halı bir hafta önce nar suyu lekesiyle doluydu. Gerçekten. Bayağı nar suyu sıktım ben ve o böyle laps diye gitti yani, devrildi. Aa, boncuklar da gitti. Nazar. Nazar. Nazar gerçekten. Bu arada burayı hemen temizleyeceğim sizin için. Şimdi nar suyu lekesinden bahsedeyim. O vardı, düşün yani, ve halıyı tekrar almadım zaten. Dediğim gibi iki gündür aynı şeyi soruyorum. Halın yıkanabilir mi? Halın yıkanabilirse buraya istediğin rengi koy. Evet. Her türlü çıkarıyor. Yani bildiğimiz malum şeyler çıkarıyor bunları. Sirkedir, karbonattır. Bunlar da pratik bilgi olsun. Var mı sizin bildiğiniz? Böyle çıkarıyor, ben döktüğümde dediniz. Kullanıyorum. Parlatıcı biliyorum ben de aynen parlatıcı. O tarz şeyler çıkarıyor işte. O yüzden bu rengi istediğim gibi kullanabiliyorum. Ben halının fiyatını sormak istiyorum. Halımın fiyatı hatırladığım kadarıyla 3000 TL olması lazım. Gayet uygun bence ya. İnce biraz ama. Hı hı. İnceleyebilirsin istersen yani. Zaten böyle yaptım biraz ben, anlıyorum gibi. Evet canım. Ben şurayı sormak tabii istiyorum. Ona evet güzel dolamışsın ama üstü yarım kalmış. Bence tamamlasan daha şık olurdu. Hemen ona değineyim. Şimdi şöyle, bunlara çok fazla ellenmesi istenmiyor açıkçası. Bir de buraya dolasaydım burayı engellerdi. Orası geldi değil. Bana. Benim de orası canım açıktı. O üstüne kadar full doladım yani. Bir sorun yaşamadım, olmuyordu. Tamam. Yapabilirsin. Şöyle geçen mesela boyama fikri gelmişti bir yarışmacıdan. Mesela bunlar boyanmıyor bu arada, yasak. Evet, boyanmıyor. Şundan bahsedeyim. Ben evet fikrini bence güzel buldum. Buna daha dikkat edeceğim yani. Evet haklısın, bence yapılabilir. Ben tezgahında çok kalaba buldum açıkçası. Daha sade durabilirdi. Mesela sadece yapabilirdi. Baharatlık kalabilirdi. Sadece baharatlık. Ekmekliğimi sen nereye koyabilirsin? Tost makineni buzdolabının üstüne koymuşsun. Ekmekliğine mi yer bulamadın? Bir de üstündeki sepet de çok fazla. Dediğim gibi bu bir ekmeklik. Buna ekmeklerimi çıkarıyorum. Daha sonrasında koyuyorum ve mis gibi pazar kahvaltısı yapıyorum. Bulaşık makinenin fiyatı nedir? Bulaşık makinemin fiyatı 16 bin olması lazım kızlar. Tamam, mutfağına uyumlu buldum. Buzdolabı. Buzdolabımın fiyatı da 40 bin olması lazım. Gayet uygun, normal. Aynen. Hanımlar, mutfak yorumlarınız bittiyse yatak odasınınkilere geçelim mi? Geçelim dışarı. Geçelim, geçelim. Patatesler kızarmadı mı hala Beyza? Yandı galiba. Şöyle, ben bunu yanlışlıkla kapatmışımdı sesçim. O yüzden tam pişemedi ama pişecek inşallah. Hatta şu anda gaz geldi. Şey sormak istiyorum. Eşine yaparken de unutmuyorsun herhalde değil mi? Aç kalır. Şey değil mi? Bazen unutuyorum, hatta bazen pilavlarımı dibi tutuyor. O zaman siz yatak odasına gidip inceleyin. Ben patateslerle ilgilenirim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.